Evet, SQLite tarafında NotNull Constraint'in demosundayız. Bu demoda birkaç farklı örnek yapacağız, üzerinde konuşacağız. Öncelikle hemen ben bir demo alanı açıyorum, example alanı açıyorum ve şöyle example 1 diyeyim. Ondan sonra hemen bunun hatta 2-3 de hazırlayayım. Zaten yapacağız. Şöyle bir tane daha açayım, yeterli. Şimdi ben bunun için bu arada Example DB kullanacağım. Bunun içerisinde hiçbir şey yok Example DB'de. Siz de herhangi bir DB oluşturup bunu kullanabilirsiniz. Bunun nasıl olduğunu zaten gösterdim ben kursun başlarında. Create Database işlemlerini. Peki. Create diyorum. Bakın Create Table Invoices. Yani faturalarımız diyelim. Şöyle alanımızı açıyorum. Şöyle genel yapıyı kurayım. Ondan sonra ID. Bunu biliyoruz ne olduğunu. Ondan sonra Product ID. Burada neyimiz var? Int. Ondan sonra QT'ye yani Quantity. Quantity diyorum. Numerik. Bu da böyle olsun. Ve Net Price. Numerik. Şimdi buraya kadar standart basit şeyler. Ben diyorum ki burada boş geçilemez bazı alanlar var. Mesela nedir? Invoices bir fatura tablosudur ve bu fatura tablosunda her faturada satılan ürünler yazmak zorundadır. Yani quantity de yazmanız gerek. Net price'ı da yani fiyat bilgisi de faturada olması gerekir. Bunlar aslında boş geçilemez alandır, değil mi? Ama siz bunu teknik olarak bildirmezseniz bunu böyle tasarlamazsanız bu boş geçilecektir. Geçilebilir. Mesela zaten invoices tablosuyla products tablosu birbiriyle foreign key ve primary key ilişkisi olacağı için bunlarda sıkıntı yok. Bunlar birbirini zaten kontrol edecektir. Arka planda zaten not null oluşturacaktır. Ama biz bunu elle tasarlıyorsak bunu kendimiz yazmamız gerekiyor. Mesela NotNull bu şekilde yazdığımda benim kısıtlamam gerçekleşmiş olacak. Quantity tarafına da aynı şekilde. Quantity de mümkün. Bunu da yapabiliriz. Net Price da tabii ki bu faturada miktar bilgisi ve fiyat bilgisi olması gerekiyor. Vesaire. Bunları yaptık. Şimdi çalıştırıyorum ben bunu. Hemen basit bir şekilde çalıştırdık. Bu kadar sürmüş. İçerisine bakıyorum. Invoices. Okey. Bu kadar. Hemen bunu test edelim. İlk örneğimiz olduğu için. Canlı canlı görelim. ID diyorum. ID, Product ID, QTY, Quantity, Net Price ve Values diyorum. Neyimiz olsun? ID 4 olsun. Product ID'si 2 olsun. Quantity'si 70 olsun. 70 tane ürün varmış bu faturada. Ve net price mesela 700 760 dolar vesaire neyse bu şekilde olsun. Bunu çalıştırıyorum. Rows affected. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu inceleyeceğiz şimdi, göreceğiz. Ama mesela bunlardan bir tanesini yazmasak. Mesela net price ben bunu göndermeyeyim. Tamam mı? Şunu da siliyorum. Diyorum ki ona gerek yok. Net price bilgisi. O zaman ne diyor? Bakın not null constraint failed invoices nokta net price diyor. Burada bize izin vermedi. Hemen ilk kaydımızı görelim. İlk eklediğimiz kaydı. Invoice istiyorum. Sonra bunu çalıştırdım da. Bakın ilk kayıt eklendi. Ama sonraki kayıt eklenmemişti. İşte bu bizim not null tanımlamamız sayesinde gerçekleşti. Şimdi Example 2. İkinci örnek diyelim. Create table. Bu sefer biraz daha değiştirerek anlatacağım. Sürekli farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Create table if not exists. Yani bu countries isimli tablo eğer mevcut değilse o zaman bunu oluştur. Aksi halde hata verecektir biliyorsunuz. Mevcut bir tabloyu zaten mevcut bir tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz diyecektir. Varchar. Varchar 2. Not null name.
Ondan sonra varchar tekrar. Ondan sonra bunu da natnal yapıyorum. Ve Regina'ydı. Yani bu ülke bir bölgeye ait olmak zorunda. Dünyada bölgesi olmayan bir ülke var mı bilmiyorum. Yok herhalde değil mi? O yüzden teknik olarak bunu sağlamak gerekiyor. Mesela aslında bunu da düzeni bozmamak için varchar 2 yapabilirdik yukarıdaki gibi. Ya da bunu mesela int ya da integer yapabilirdik. Bunlar mümkün. Ondan sonra bu da natnal. Bu kadar. Bakın bu tamamen benim belirlediğim kurallara göre değişiyor. Şimdi ülkenin ID'si olmak zorunda bu kesin. Ülkenin adı olmak zorunda veri tabanında. O yüzden boş geçiremez yapmam lazım. Regina ID zaten aynı şekilde. Peki ben null olabilen bir şeyi nasıl eklerim buna? Mesela ülkenin ne olur? BIOS'u diyebilir miyiz buna? Yani teorik olarak herhalde denir. Mesela ülkenin biyografisi, genel özet diyelim mesela. Summary olabilir, değil mi? Açıklama olabilir. Description olsun mesela, o daha şey gibi, bilmiyorum işte. Genel mantık bu şekilde. Not vesaire ne derseniz. Bakın burada bu natnal olmasına gerek yok. Çünkü bu bir açıklamadır, zorunlu alan değildir. Bir isim gibi tanımlama değildir bu. Sadece bir ek bilgi alanıdır. O yüzden bunu not null değil, null yapabiliriz. Bunu hiç yazmazsak o gene null'dır. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da diğer bir örneğimizdi. Örnekleri biraz daha değiştirelim. Bu arada create, yani tablo oluşturma örnekleri de yapmış oluyorum. O yüzden fazla fazla örnek yapıyorum. Birden fazla. Create table production orders diyorum ben burada. Production orders üretim emirleri. Bunu bir projemde yapmıştım. Benzer bir modeldi. Description varchar. Sonra şöyle geliyorum. Varchar bu 50 olsun. Bu not null olsun. Material şöyle material ID mesela varchar bu da 15 olsun diyelim. Bu boş geçilebilir olsun örneğin. Quantity yani bu üretim emri içerisindeki adet miktarı nedir? Kaç adet üretim yapılacak bu? Yani olmazsa olmaz olması gerek değil mi? Numerik mesela. Burada da not null diyelim örneğin. Sonra start date. Bu ilk aşamada üretim emri verilirken başlangıç süresi, başlangıç zamanı verilmeyebilir. Yani ilk başta oluşturulur, sonradan bir başlangıç zamanı atanabilir. Bu nedenle date alanını null bırakalım. Null olabilir olsun, not null olmasın. Finish date de gene başlangıçta yani emri oluştururken bunun bitiş süresi belli olmayabilir. Bunun termin süreleri, hesaplama algoritmaları falan var ama o ayrı bir mesele. Bunları böyle bırakabiliriz ya da null yapabiliriz. Mesela material ID bence bu not null olmalı. Mesela material ID bu üretimde neler kullanılacak, hangi materyaller gibi düşünebilirsiniz. Bu olur. Tabii bunu bu şekilde yapabiliriz. Bu doğru olanı, bana göre şu anki örnek üzerinden doğru olanı. Ama bunu farklı bir örnek amacıyla yapmak için, insert ekleme işlemini yapmak için şöyle yapabiliriz. Sadece description alanını not null yapalım ki bu mantıklı değil. Yani description ne demek? Açıklamayı niye not null yapıyorsun? Ha, bazı ekstrem durumlarda mümkün. Mesela üretim emri veriyorsun diyelim. Makinelere üretim emri vereceksin. Otomatik çalışacak ya da orada bir yönetici var. O makineleri ayarlayacak. Sen de ürünle ilgili bilgi verirken ürünün diyelim standart değil. Bazı ayarlamalara ihtiyacı var. Her üretilen ürünün farklı ayarlamaları var diyelim.
O zaman buna açıklama yapmayı zorunlu tutabilirsin. O zaman bu alanı not null yapabilirsin. Bu ürün siparişi verirken diyelim açıklama yapılmak zorunlu hale geldi. O zaman yap böyle. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Okey. Neyimiz? Derdimiz ne? Şu. Şurada bir tane fazladan en sonuncu olduğu için orada bir virgül unutmuşuz. Çalıştırdım. Başarılı. Sıkıntı yok. Insert into production orders. Burada description diyorum. Description values üretirken şunu da yap. İşte o şunu da yap dediği şey bizim diyelim üretim amiri tarafından yapılacak olan okunması gereken şey. Tamam, bakın burada sıkıntı yok. Sadece not null olarak bunu verdim. Peki ben bunu değil de description değil de mesela diğer şey nedir? Varchar material ID. Ben material ID verseydim şöyle. Veri tipinde sıkıntı yok. Birbirini kurtarıyor. Bakın description'ı ben vermediğim için not null constraint failed production orders nokta description diye bana bu hatayı verdi. Peki. Bunun üzerinde bir güncelleme yapalım. Hadi. Şöyle update production orders. Ben burada farklı örnekler yaparak uygulamaları gerçek hale dönüştürmeye çalışıyorum sürekli. Mesela quantity'yi bu şekilde artıralım. Tamam. Production orders üzerinde ben set işlemi yaptım ve quantity'yi artırdım. Ondan sonra başka şeyler de yapabiliriz. Mesela ne olsun? Bir update işlemi daha yaparız. Burada da update production orders derim. Bir update daha olacak bu. Set material ID. Material ID ise mesela x böyle bir şey olsun. Ondan sonra aşağı geldim. Start date dedim. Mesela başlangıç süresi sonradan güncellenecek ya uygulama içerisinde siz üretimin başlangıç süresini vereceksiniz. Başlangıç zamanını belirleyeceksiniz. Bir güncelleme yapacak arayüzden. O işte bu. Ne olacak? Mesela 2019 örneğin atıyorum şöyle bir tarih. Bu bitişi de olması mantıklı olabilir. Termin olarak geçer aslında bu. Termin süresi. Termin süresi start date'in üzerine eklenir. Hani bunun bitiş süresi gibi. Finish date olarak özetleyebiliriz. Ne olacak mesela? Şunu 10 yapalım. 10 olsun. Tamam, burası da tamam. Hemen güncelliyorum bunu da. Bu da okey. Başka ne? Temel olarak tamam aslında ama şu da olabilir mesela bir null işlemini null güncellemeyi nasıl yaparız? Onu göstermiş olayım. Geldim şöyle. Bakın burada quantity zaten onu yaptık. Quantity 2 yaptık. Güncelledik bunu. Peki ben bunu bir select ile göstersem şöyle bir inceleyelim. Select yıldız from production orders diyelim. İçerisindeki veriyi okuyalım. Neyimiz var? Quantity 2. Ben bunu null ile güncelleyebilir miyim? Şöyle bakıyorum. Yani bu alanı null yapacağım. Başarılı dedi. Ondan sonra tekrar baktım. Bakın quantity artık null. Yani içerisinde herhangi bir işlem yokmuş gibi. Yani bir veri yok anlamında değil. Bir boşluk bile yok. Null'a güncelledik. Tabii sonradan bunu tekrar değiştirebilirsiniz. Normalde veri tabanı tasarımlarında null veri olmayacak şekilde plan yapılır. Tasarım böyle yapılması gerekir. Çok ekstrem durumlar haricinde, özellikle sizin null bırakmak istediğiniz yerler haricinde ki bunlar çok çok azdır, her yerde veri olmak zorundadır. Buradaki örneklerde olduğu gibi mesela.